Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illahu errahmanirrahim. Sadakallahul azim. Allah izin verirse bugün dersimizde Ehl-i Sünnet alimlerinden akaid de ait ilim sahipleri, yani itikat hususunu beyan eden Ehl-i Sünnet ve ulemasının kitaplarındaki Eshab-ı Kiram hakkında söylediklerini anlatmaya çalışacağız. Ehl-i Sünnet'in temel kitaplarından biri olan Şerh-i Akaid, ki bize bunu oku diyorlar. Bir sene Şerh-i Akaid okuyoruz. O kitapta Saadettin-i Tatlıazani Hazretleri buyuruyor ki rahmetullahi aleyh, Eshab-ı Kiram arasındaki ayrılıkların, muharebelerin iyi sebeplerle, güzel niyetlerle yapıldığına inanmamız lazımdır. Demek ki Osmanlı Devleti'nde medreselerde devamlı okutulan Şerh-i Akaid, yani Allame-i Teftazani, bak adına Allame-i Teftazani diyorlar. Allame-i Teftazani Hazretlerinin kitabında ne diyor? Eshab-ı Kiram arasındaki ayrılıkların, muharebelerin iyi sebeplerle, güzel niyetlerle yapıldığına inanmamız lazımdır. Eshab-ı Kiram'dan birini sövmek, kötülemek caiz değildir. Hazreti Ayşe gibi nas ile üstünlüğü bilinen bir sahabeyi kötülemek küfürdür. Yani Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Ayşe hakkında onun üstünlüğü belirtilmiş. Kur'an-ı Kerim'de üstünlüğü belirtildikten sonra Hazreti Ayşe'yi kötülemek akaid alimlerine göre küfürdür. Nas ile bildirilmiş bir sahabeyi kötülemek ise bid'attır. Bak şimdi dikkat et. Ne dedi? Hazreti Ayşe gibi nas ile üstünlüğü bilinen bir sahabeyi kötülemek küfürdür. Ama nas ile üstünlüğü bilinen bir sahabeyi kötülemek küfürdür dedikten sonra nas ile bildirilmemiş bir sahabeyi kötülemek ise bid'attır. Yani Kur'an-ı Kerim'de resmen o sahabe bildirilmemiş ama, yani açıkça ismi bildirilmemiş ama toptan bütün sahabeler Allah'ında Allah o sahabelerden razıdır denmiş. Ama ismi bildirilmemiş. Ama Hazreti Ayşe'nin ismi bildirilmiş. Yani onun için Hazreti Ayşe'nin ismi bildirildiğinden dolayı Hazreti Ayşe'ye sataşan, söven kafir olur. Diğer sahabelerin Kur'an-ı Kerim'de nas olmadığı için isimlerine dair umumundan Allah razıdır dedikleri için ona da atmak tutmak bid'at olur diyor. Kime göre? Akaid alimlerinden Allame-i Teftazani Hazretlerine göre. Biz bu kitabı bir sene okuduk. Hocamız bize tam bir sene okuttu. Evet. Yani bid'attır ve büyük günahtır. Mevahib-i Ledünniye kitabında yazılı bir hadisi şerifte. Şimdi Mevahib-i Ledünniye kitabı Peygamber Efendimiz hakkında yazılan en sağlam kitaplardan bir tanesidir. O Mevahib-ül Ledünniye adlı kitapta yazılı bir hadis-i şerifte "Eshabım anıldığı zaman dilinizi tutunuz. Onların şanlarına layık olmayan bir şey söylemeyiniz" buyuruldu. Bir hadis-i şerifte "Eshabımdan birini söveni dövünüz" buyuruldu. Tabarani ile Münavi'nin bildirdikleri, bu Tabarani tabi büyük muhaddis, Münavi de büyük muhaddis, bu iki büyük muhaddisin bildirdikleri bir hadis-i şerifte peygamberlere söven öldürülür şeran.
ve eshabımız eshaba söven de dövülür buyuruldu. Celaleddin Suyuti Hazretlerinin Cami-i Sağır'ında ise, bak şimdi biz kitaplarda olanı aktarıyoruz. Bunlar kitapta böyle aktarılmıştır. Bunlar kitaptaki olanları biz aktarıyoruz. Tebarani ile Münavi bunlar muhaddislerdir. Bunların kitaplarında böyle bildirildi. Başka Cami-i Sağır diye hadis kitabı var. Onda da şöyle bildirildi. Eshabımın kusurları, yanlış hareketleri olacaktır. Peygamberimiz böyle buyurmuş. Eshabımın kusurları, yanlış hareketleri olacaktır. Allah-u Teala onları bana bağışlayacak. Kusurlarını affedecektir buyuruldu. Ayrıca Ehl-i Sünnet ulemasının Hulâsetül Fetavâ adlı kitabında ise Hazreti Ebu Bekri ve Hazreti Ömer'i Ömer'e sövmek küfürdür. Yani Hazreti Ebu Bekri ve Hazreti Ömer'e sövmek küfürdür. Yani dinden çıkarır. Fakat Hazreti Ali'yi onlardan üstün sanmak küfür değildir. Bid'attır. Yani onlardan üstün saymak küfür değil, gavur olmaz ama bid'attır ve dalalettir. İmam-ı Azam Hazretleri ise, tabii ki bunlar Ehl-i Sünnet alimin büyükleri. Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebi nedir diye İmam-ı Azam'a soruldu. Ya İmam, sence Ehl-i Sünnet vel Cemaat nasıl ayırt edilir diye Hazreti kime soruldu? İmam-ı Azam'a soruldu. Ehl-i Sünnet vel Cemaat başka insanlardan nasıl ayırt edilir diye İmam-ı Azam'a sorulduğunda Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in en üstün olduklarına inanmak. Ehl-i Sünnet böyle ayrılır. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in en üstün olduklarına inanmak ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'in iki damadını sevmek ve abdest alırken ayakların üzerine iki mesh üzerine mesh etmek, iyi ve kötü her Müslümanın arkasında namaz kılmaktır cevabını verdi. Demek Ehl-i Sünnet neymiş? İyi ve kötünün herkesin arkasında namaz kılmaktır. Herkesin şunun arkasında olur, bunun arkasında namaz olmaz diyen adamlar Ehl-i Sünnet'ten değildir. Kime göre? İmam-ı Azam'a göre. Bak şimdi İmam-ı Azam'a göre Ehl-i Sünnet'i diyor ki Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in üstün olduğuna inanacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iki damadını Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin iki damadını sevmek, seveceksin. Ve abdest alırken ayakların üstüne yani mest, ayaklarındaki bundan mestin üzerine mest vermenin muhakkak verilebileceğine inanacaksın. İyi ve kötü her Müslümanın arkasında namaz kılmaktır. İşte Ehl-i Sünnet böyle ayrılır. Bunları yapmaya mesela adam meslin üstüne mes mi verir derse Ehl-i Sünnet olmaktan çıkar. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer en üstün değildir derse Ehl-i Sünnet olmaktan çıkar. Hazreti Osman, Hazreti Ali'yi ben sevmiyorum diyen adam yine Ehl-i Sünnet olmaktan çıkar. Şunun arkasında namaz kılınır, bunun arkasında namaz kılınmaz diye yani cemaati terk eden adam da Ehl-i Sünnet olmaktan ne yapar? Çıkar. Çünkü her iyinin ve kötünün arkasında siz namazı kılın var. Çünkü cemaat terk edilmez. Şimdi bu da İmam-ı Azam'a göre. Bir de Adabül Menazil adlı kitap var. Bunlar Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebinin kitapları. Onlar da ne demiş? Onlar anlatıyor şimdi. Sahabeyi bir kere sövmek küfür değildir. Sahabeye bir kere sövmek. O kitap ne? Kitaplarda ne varsa biz onu aktıyoruz. Biz kendi kafamızdan bir şey söylemiyoruz. Filan kitapta şöyle yazdı, filan kitapta böyle yazdı. Ben kendim bir şey demiyorum. Ben söz sahibi değilim. Ben kitaptaki aktarıyorum. Ha kitap, bu kitapta ne yazıldıysa onu aktarıyorum. Bu kitap resmen satılıyor. Resmen satılan bir kitaptaki olanı ben ne yapıyorum? Aktarıyorum. Yoksa mesela ben kendi kafamdan şöyle olur, böyle olur falan böyle benim kudretim yoktur. Ben kitaptakini aktarırım. Bizim vazifemiz fazla bir yani derinine gidemez yani. Ben müştehit değilim. Allami cihan değilim. Bir şey değilim. Sıradan bir adamım ben. Ben aktarırım yani daha Türkçesi. Kitaptaki olan kitap filan kitapta şöyle yazdı. Filan kitapta şöyle yazdı. Filan mesela alim şöyle dedi. Filan alim böyle dedi. Kitabını gösteririz işte o kadar. Hah.
Adabül Menazil adlı kitapta bir sahabeyi bir kere sövmek küfür değildir, dalalettir. Bir kere söverse dalalet, sapıklıktır. İki kere, üç kere söven ise döverek tazir edilir. O kitapta da böyle yazıymış. Üçten fazla sövmeye kalkarsa, yani mesela bir sövdü, iki sövdü, tekrar sövmeye kalkarsa cezası daha ağırdır demiş o kitapta da. Allah muhafaza buyursun, böyle bir duruma düşmemek lazım. Ne lüzum var ölen adamlara sövüp de, ya ölmüşler ya, Allah Allah. Sövülecek yaşayan birçok adamlar var, ölenlerle neye uğraşıyorsunuz ya? Evet, Ehl-i Sünnet alimleri, Eshab-ı Kiram, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecman üstünlerini bundan evvel de üstünlüklerini şöyle ayırlamışlar. Yani Ehl-i Sünnet alimleri, sahabeyi bundan evvelki dersimde de söyledim, muhacirler, başta sahabenin içinde muhacirler birinci şey, kategoride olanlar, yani birinci sınıf. En sahabenin birincisi kimdir? Muhacirlerdir. Yani peygamberle beraber Mekke'den Medine'ye ne yapıyor? Göç ediyorlar. Neden? Bak şimdi. Mekke şehri alınmadan önce, Mekke şehri de alınmadı, alınmadan önce Mekke'den veya başka yerlerden vatanlarını, memleketlerini terk ederek Medine'ye hicret edenlerdir muhacirler. Yani ister Mekke'de olsun, ister başka yerde olsun, Mekke fethedilmeden evvel oranın zulmüne dayanamayarak Mekke'den veya başka şehirlerden Medine'ye göç edenlere muhacir denir. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına iman ile gelmiş veya gelince iman etmişlerdir bu sahabeler. Ya yani Mekke'den çıktığında imanları vardı veyahut daha sonra geldikten sonra başka yerden geldiyse de iman etmişlerdir. Bunlara muhacir denir. Amr İbn-i'l As hazretleri bunlardandır, muhacirlerdendir. Son gelen muhacirlerden Amr İbn-i'l As. Peygamber Efendimiz'in ordu komutanı. Ensar, Medine şehrinde veya bu şehre yakın yerlerde, Medine ve havalisinde, Medine'ye yakın yerlerde, mesela Küba'da, Medine'ye çok yakın, hani Medine şehrinde veya bu şehre yakın yerlerde, Evs ve Hazret adındaki iki Arap kabilesinde bulunan Müslümanlara Ensar denir. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e her türlü yardımda ve fedakarlıkta bulunacaklarına dair söz vermişlerdir muhacir. Gel, biz sana her türlü yardımı yapacağız diye kucaklarını açmışlardır. Yani Ensar. Bir de üçüncü var. Onlar da diğer hesaplardır. Bunlar da Rıdvanullahi Teala Ali Mecmen Mekke şehri alındığı zaman, Mekke şehri alındığı zaman Müslüman olmuş. Yani Mekke şehri, orada Mekke şehrinde olanlar vardı. Mekke şehri alınca Mekke şehrinin içindekiler Müslüman oldular ya. İşte diğer Müslümanlar dediğimizde Müslümanlar muhacir, ensar. Üçüncü de diğer Müslümanlar da Mekke şehri alındığı zaman ve daha sonra Mekke'de veya başka yerlerde imana gelenlerdir. Bunlar muhacir ve ensar, bunlara muhacir ve ensar denmez. Çünkü Mekke şehri alındıktan sonra artık muhacir ensar bitmiştir yani, tamam mı? Ama bunlara diğer sahabeler denir. Yani sahabi denir bunlara. İbni Esir, büyük alim tabi, İzzettin Ali Cezri'nin Cami adlı kitabında muhacirler ensardan, bak ey dikkat et, muhacirler ensardan, muhacirlerin önce gelenleri ensarın önce iman edenlerinden, bak muhacirler ensardan, muhacirlerin önde gelenleri ensarın önce iman edenlerinden, ensarın önce gelenleri muhacirlerin sonra gelenlerinden daha üstün olduğunu ve fakat sonra imana gelen nice sahabinin önce imana gelenlerden üstün olduğu yazılıdır. Tamam, bu anladık. Mesela Hazreti Ömer, Bilal-i Habeşi, kendilerinden önce imana gelen nice sahabiden üstündürler. Mesela Hazreti Ömer ile Bilal-i Habeşi kendilerinden önce imana gelen nice sahabiden üstündürler.
İmam-ı Suyuti'nin Tarihül Hulefa adlı kitabında diyor ki, bunlar büyük alimler ya, Ehl-i Sünnet alimleri söz birliğiyle bildirmiştir, Eshab-ı Kiram'ın en üstünleri Resulullah'ın 4 halifesidir. En üstünü kimmiş? Bütün Ehl-i Sünnet alimleri söz birliğiyle bildirmişlerdir ki, Eshab-ı Kiram'ın en üstünleri Resulullah'ın 4 halifesidir. Bunlardan sonra en üstünleri aşere-i mübeşşereden, yani cennet ile müjdelenen 10 kişidir. Geri kalan 6'sı ile Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir. Bu onun üstüne bir de Hazreti Hasan ile Hüseyin ekleniyor. Toplam 12 ediyor. Bunlardan sonra en üstünleri bu 12 kişiden başkadır. Bundan sonra, bu 12 kişiden sonra. Başka Bedir gazasında bulunan 313 kişidir. En üstünler bunlardan sonra. Bedir gazasından sonra da en üstün olanlar Uhud gazasında bulunan 700 kahramandır. Bunlardan sonra da en üstün olanlar hicretin 6. senesinde ağaç altında Resulullah'a ölmek var, dönmek yok diye söz veren 1400 kişidir. Hüdeybiye müsalihası. Bu sözleşmeye biat-ı ridvan denir. Şimdi bak, görüyorsunuz ki alimler kitaplarında bunları kaydetmişler. İslam'ın kanunlarını yazmışlar. Daha Türkçesi. İslam'ın kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fukadan çıkan kanun neyse onu kanun olarak yazmışlar. Bu söylenen şey kitaba, sünnete, icma, ümmete, kıyas-ı fukaya uygundur. Tek bir harf bile zıtlığı yoktur. Onun için kanun mesabesindedir. Yani İslami kanun mesabesindedir. Bunlara uyulmak gerekir. Uyulmadı. Uyulmadı. Ehl-i sünnet olmaktan çıkar işte. Bitti o kadar. Şimdi devam edelim. Oldu mu?